Bingo. Evi tek gülüşüne emgo bin şiir yazdım. Senden nereye lazım herhalde, öyle düşünüyorum. Bence de ama herkes kaçıyor. Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara ben onu seviyorum. Ah! Oh be! Ah be! Ay iyi ki geldin. Seviyorum. Ben meğer ölmüşüm burada. Efendim, sıradaki yarışmacımız kendi deyimiyle değişik. Yıllar yıllar önce, evet, evlenmiş, Allah bağışlasın bir evlat sahibi olmuş, sonra boşanmış. Az çok hikayesini dinledik hafta içerisinde. Evlilik bu aralar onun canını sıkıyor aslında. Ha, hevesli mi? İzdivaç macerasına bakarsak sanki öyle gibi. Şimdi o zaman kurum kurum kurulup geçsin bu podyumdan. Kısmetleri de varsa artık yürüsün sosyal medyadan. Efendim, gelin olmuş gidiyor Deniz Saral podyumdan. Çok seviyorum. Biliyorum. Ama ne oldu? Benim buraya geldiğimden ailemin haberi yok. Seninle evlenmek için gelmiştim. Gelmeseydin. Çok üzgünüm. Bir şaka olmalı. Bu duyduklarım doğru mu acaba? An trajedi. Ah, nasıl bir kader böyle? Ne kader var bu kızda? Ya üzülmeyeceğim fazla. Çünkü ikinci bir şey aklıma geldi. Neymiş o? Ben burada sevdiğim biri vardı. Gerçekten içimden hep çok seviyordum. Bu gelen çocuğu çok sevemedim zaten. Kaç! Kaç Uğur! Uğur kaç! Kaçtı. Ya gerçekten çok aşığım. Bu ayıp değil, normal. Azer Bülbül'den ne sayarsan sayı ona çaldırıyorum. Bir tek gülüşüne bin şiir yazdım. Deli divane de ne sayarsan say. Ben bu kadar topuklarını vura vura kaçan damat ilk kez görüyorum. Herkes kaçıyor benden. Bende bir şey mi var acaba? Sen de öbürü de kaçtı. O kadar önemli değil. O kadar önemli. Ne sayarsan saya.
Evet, anlasın diye bile ama içimde seviyorum, gerçek olmasa da olur. Ben o ayakkabının altında ne var? Altına yazılar yazdım. Ne yazdın? Sağ ve sol. Böyle. Sağ neye, sola niye? Sağ evlenip de burada kalanlar, sol evlenip de gidenler. Hmm. Burada tanıdıklarımız mı yazılı orada? Ya şimdi önemli şahsiyetler var, bir de benim... Ay, sinirlendiğim insanlar var. Solda mı sinirli oldukları? Dur bakayım. Sağ, sol. Ben solağım ya, o yüzden en önemli insanları sol tarafa yazdım. Hmm. Sol. Kimler ne var? Öykü Hanım, kalp koydum. Ha. Evlenir inşallah. Ama burada kalır. Gene jüri olarak burada kalır. Sunucu. Hı. Okuyayım mı? Oku. Nur Hanımcığım, evlenir burada kalır. İvan Hanım, evlenir burada kalır. Hı. Kerimcan Bey, evlenebilir evlenmeyebilir ama burada kalır. Kemal Bey? Kemal Bey de söyle. Sağ tarafa mı yazdın? Hayır. Söylemedi, unuttu değil mi? Evet, orada yazıyor. Hayır, mu Kemal? Hayır, yazıyor, okudum. Yok, yazıyor, yazıyor. Ne yazıyor? Kemal Bey isterse evlenir, isterse evlenmez ama burada kalır. Hı. Diyorsun. Tabii ki siz çok duygusalsınız. Ya bugün ona da uyandın değil mi? Hayır, bu kadar olduğunu ben pamuk falan biliyordum ama bu kadar olduğunu bilmiyordum. Evet, ay, orada kimler var? Burada kim var? Simay var. Aa, niye? Simay evlensin bir an önce gitsin, rahatsız oluyorum. Ha. Neden? Niran var, Niran zaten hayatım düşünüyor evlenmeyi. Ya Allah, koca bulursam. Ama manken olup sonra evlenmeyi düşünüyor. Mankeni oldum canım zaten, koca bulacağım önce. Duygu var. Duygu bugün beni çok duygulandırdı. Duygu, sen kalabilirsin, gidebilirsin. Teşekkür ederim. Çok iyiydin. Bunları giyeceğim mi? Giymeyeceğim. Benim bu ayakkabılarla derdin ne olacak ama bilmiyorum. Ama bu dönem ayakkabısı. Evet, çok dönem gerçekten. Bir şey soracağım. Ay, özür dilerim. Ne? Bir şey söyleyeceğim. Öyle. Dilara nerede? Dilara, senin ismini özellikle yazmadım çünkü kafamda çok soru işaretleri bırakıyorsun. Bak şimdi bugün makas var elinde. Ne yapacaksın o makası? Yok artık. Ya var, Allah sürüktürüyordu makas. Lütfen bir saniye, ben gelinliğimle Rıdvan Bey buraya gelebilir mi? Makas vardı, ben gelinliğimi yemekhaneye götürdüm. Kesecek mi zannettin? Keser meser ne olur ne olmaz. Yok canım. Tamam, durun, geliyoruz şimdi oraya. Neredeyiz? Aa. Nasıl bir düğün? Neredeyiz? Ben Azeri kökenliyim, anne tarafımdan ama. İngiltere'de bir evin önünde düğün yapılacak bana. Bir evin önünde. Evin önünde, aynen. Ver bakalım. Niran. Gelinin dönem gelinliği mi? Efendim? Dönem gelinliği mi bu? Eski dönem. Neden böyle bir şey tercih ettin peki? Merak ettim. Herkes çünkü bu kadar modern. Çünkü bu benim anneannemin gelinliğine benzettim birebir. Hangi dönem bir de? Görünce dönem? Ayıldım bayı... Efendim? Hangi dönem? Söyleyeceğim. Farklı gözüküyorsun. Dönem yapmanı sevdim. Ama daha farklı olabilirdi. Belki böyle bir şapka olabilirdi kafanda. Ne bileyim. Daha farklı olabilirdi yani. Dönem ama zayıf bir dönem bence. Elindeki çiçeği hiç beğenmedim. Onu çok hiç gösterme. Çok zayıf. Bula bula bu çiçeğe mi laf ettin? Evet. Sana vereyim. Yok canım, benim çiçeğim var. Sağ ol. Aleyna. Dansıktan kötü yapıyorsun. Ben senin gelinliğini beğenemedim. Zaten seni... Genel olarak da beğenmiyorum. Benim elbisemi beğenme. Ben senin kıyafetini de beğenmedim zaten. Seni de beğenmediğim de beğenme, söylüyorum. Bana, ay, benim yani de gece uykularım kaçacak. Aleyna, ay, beni beğenmiyor. Ben kaçsın bunu biliyorum. Kaçmasını istediğim umurumda için zaten bile değil. Eve gidiyorum hemen yatıp uyuyor. O zaman niye diyorsun uykularım kaçıyor diye? O zaman niye diyorsun? Sen şaka mısın? Sana öyle geldiyse belki de öyleyim. Gerçekten yani... Senden her eve lazım herhalde, öyle düşünüyorum. Bence de ama herkes kaçıyor. Stres topu gibisin. Oyna benimle o zaman. Bir de yorum alalım gelininize. Hiç beğenmedim. Hiç. Böyle şey de var. Beğenme, sen kendi biliyorsun yorumu yaptım perdelik hayatım, gibi. Hayatım, bir şey soracağım. Bu kollar sonradan mı geldi? Yok, buralar hayır. Böyle oldu. Ya oynadım ya, orada söküldü. Öyle herhalde mi oldu? Tabii ki söküldü. Anladım, peki. Öyle. Taftayı zaten çıkarttım çünkü rahat değildi. Tamam, gördüm, darmadağın oldun. Çok coşkulu bir gelin gördüm seni. Ne yapayım? Hazırsın böyle bence. Böyle iyileşiyorum. Hı. Hazırsın bence. Bol şans diliyorum. Hı.
Deneyeceğim. Nasılsın? İyiyim İvan Hanımcığım. Ama sanki moralim biraz gibi bozuk. Değilsin. Morali bozuk mu? Neden? Görmediniz mi neler oldu? Damat beni bırakıyor, kaçıyor. Tamam, onu anladım. Sonra Uğur'a saldırdın. Boşlandığım kişiyi öpmeye gidiyorum, o da kaçıyor. Ben ne olacağım, yalnızım. Yani, yalnız değilsin, biz varız. Şaka bir tarafta, Deniz ne giydin canım? Bu dönem gelinliği. Onu biliyor, görüyorum, evet. Gelinlik giydim, ayakkabı giydim. Ben beğenmedim Deniz. Yani gelinin beğenmedim. Çok, evet, dönem olduğu için normal, demode görünüyor. Gelinlik, yani bir çekimlerden böyle bir dönem bir şey de tabii ki kullanabilir çekim için ama şu anda günümüzde bu tarz gelinliklerinden yani ben sevmiyorum. Saçlarından şey de böyle dağındı, makyaj zaten gitti bitti ağladın. Duvak sevmedim. O çiçeklerini de beğenmedim. Bilmiyorum yani, böyle gelmemelisin Deniz. Çok beğenmedim için en düşük puan sana da verdim bugün. Kusura bakma. Hayır. Ama doğru söylemek zorundayım. 6. Deniz. Buyurun. Gelinliğin dönem, kafan dönemem. 6. Deniz. Efendim, Urkan Beyefendi. Vintage bile giydiğiniz zaman kendi proporsiyonunuza uygun giymeniz lazım. Neden? Senin ki boynun iyidir. Şuralarını almışsın, şuraya da kapamışsın. Aa, boyun falan yok. Şöyle bir sadece kafa gözüküyor. Bir de oradan böyle bir kukulata gibi bir şey çıkmışsın. Saçlar dökülüyor. O çiçek bu kıyafetin değil ki ben dönem çok severim. O da bir nevi simaydı. Hep onu misal veriyorum çünkü eskiden bir yaptığı bir olaydı saraydan. Bak, dönemdi. Ben seni hiç beğenmedim. Seni seviyorum. Seni ben aslında çok zeki buluyorum. Bugün koreografide korkunç bir cevap verdin. Herkesin harcı değildir o cevabı vermek. Ay teşekkür ederim, valla sağ olun. Evet. Farkında değil ama kendisi galiba. Farkında değil misin zekanı? Yani o çok, anda geliyor söylüyorum. Bazen tutuyor bazen tutmuyor. Ne yaptık koreografide çocuklar? Herkes bir yumak oluyordu. Ellerini kaldıracaklar ama aynı anda kaldıracaklardı. Baktım o elini kaldırmış bir ara. Ha, niye yaptın bunu, niye beklemedin dedim öbürlerinin kaldırmasını. Şimdiden hazırlanayım dedi. Garanti olsun dedi. Garanti olsun dedi. Her defasında sizi üzüyorum bu provada, bu sefer garantiye aldım. Bu bir zekadır yalnız. Ama seni seviyorum, zekanı seviyorum, esprilerini seviyorum ama çok kötüsün şimdi karşında. Ben dönem çok severim. Yani biraz yaşımdan da dolayı. Üzgünüm. Peki. 5. Ki ben pek fazla vermem bu puanı. Şimdi. Deniz. Efendim. Hoş geldin de. Bu gelinliğin ana tema çizgisi barok. Kollar, yaka. Etekler bir barok çizgi ama baroğun trafik kazası geçirmiş hali. Ben baroğu farkında olmadan giyindim. Barok. Ama barokta ne vardır? Jüpon vardır. Büyük. Kaldı yolda. Böyle mi? İçinde. Ama çıkar rahat edemedim. Çıkarttım ama o aklımı. Ne jüponu be? O jüpon mu? Ne jüpon? Barokta. Pente dediler. Bir dakika ben konuşayım. Saçların da mesela o çiçeği at önce, at. Yani madem bir vintage havaya girmek istiyordun sen dönem, saçlarını ne yapardın? Böyle vaklı, böyle düz fön ama böyle vaklı. Buradan altın teller vardır eski annelerimizin gelinliğinden. Böyle teller akar böyle buralara. Onları yapardın. Bir eldivenlerin olurdu tülden. Hani o zaman derdim ki yani bir dönem anneannenin gelinliğini giymiş olabilirsin. Ama anam ne baroksun, ne ninesin, ne anneannesin. Şeyini beğendim ama o gala gaşlı gala. La 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 la.
Ondan sonra Azerbaycanlılar, buradan çok selam. Bir şey söyleyebilir miyim? Onların gelinlikleri, onların düğünleri. Aman 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 aman. Binlerce halat harcarlar. Bir şey söyleyebilir miyim? Aman ne düğünler. Ben oraya ne gelinlikler, ne kınalar, ne after party gelinlikler. Kıyamet gibidir yani. Onları da utandırdın. O gaşlı galayı yaptın. Yani... Bir şey söyleyeyim. Sen bir Azeri kızısın değil mi? Annem Azeri, babam Türk. E olsun Azeri yani, Melesti. Kültürümde var, evet. Bari deseydin bir ana... Buradan Azerbaycan çok istiyor selam söyleyeyim. Sizi seviyorum. Bir de Almanya'dan, bir de Paris'te yaşayan gurbetçilere çok çok selam gönderiyorum herkese. Güzel. Peki. Ay neyse, üf ne konuşuyorum ben. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun Allah aşkına. Ne anlatıyorum ben, diyorum ki barok dediniz. Ana çizgisi barok diyorum, onu diyorum, bunu diyorum, sen diyorsun tarok. Al sana altı, hadi. Ay Deniz, sinirimi bozma. Hoş geldin Deniz. Ben de hiç beğenmedim gelinliğini maalesef. Yani çok demode. Çok fazla yorum yapmayacağım, zaten herkes yeterince konuştu. Altı. Aldım. Ceyal Deniz. Gidiyorum. Güle İvan güle. Hanım siz yaptınız mı? Yaptı ya. Yaptım. Unutun mu? Sevgili izleyiciler, iş ve eş bunlar hayati meseleler. Doğru seçim yapmak gerekiyor. Bazen insan kendini doğru yerde bulamıyor. Onun da, şimdi sıradaki yarışmacımızın da evliliği denemiş yanılmışlığı var. Ama o bütün geçmişi unutmuş, artık geleceğe bakıyor. Bir kez daha evlense nasıl bir gelinlik tercih eder acaba? Melek Özşah'ın podyumda.